Yeni bir vlogtan hepinize merhaba. Maltepe'deyiz. Sevgili dostum Adem Kılıççı'nın yeni spor salonundayız. Sportyıl'dayız. Öncelikle nasıl idman yaptığımla alakalı Instagram üzerinden çok fazla soru geliyordu. Fitness mi yapıyorum, crossfit mi yapıyorum ya da diğer branşlardan neler yapıyorum gibi birçok soru vardı. Bugün size artık benim için klasikleşmiş, içinde bol bol stretching'i olan, daha çok esnemeye dayalı, güç, kuvvet, devamlılık, sürat, denge, bütün bunları içeren bir idman formatım var benim. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Önce stretching kısmıyla başlamak istiyorum. Çünkü ısınma kısmı biliyorsunuz ki çok önemli. Fakat birçok insan ısınmayı çok fazla göz ardı ediyor, öyle söyleyeyim. Hani çok değer vermiyorlar ısınmaya. Fakat benim sadece yaptığım ısınma bile yarım saat 45 dakika kadar sürüyor. İdmanın kendisi 1-1,5 saate yakın sürüyor. Sonrasında bir daha cool down oluyor. Yani bir daha soğuma kısmı var. O yüzden biraz uzun sürüyor. Yani bir idman 3 saati buluyor bazen. 3-3,5 saati buluyor. Isınmayla şimdi başlayalım. Salona geldik. Koşu bandında biraz nabzımızı hızlandırdık. Şimdi de statik olarak stretching'e başlıyorum. Önce bir tane foam roller. Foam roller'la önce fasciayı açıyorum. Genel olarak yapacağım idmanı çok düşünmüyorum. Yani belli başlı noktalar var. Oraları esnetmeye çalışıyorum. Çünkü bilekten başlayarak diz, kalça, bütün bölgeleri açmakta fayda var. Çünkü diğer türlü bütün bölgeleri açmazsanız, direkt idmana ısınmadan girerseniz ya da sadece ufak bir koşu dirili yapıp hani ısındığınızı düşünürseniz o da çok büyük bir yanılgı olur. Bu sefer sakatlık riski çok artar. Bu arada yaptığım idman fitness üzerine değil. Çünkü fitness gibi çalışırsam, yani sadece fitness odaklı, ağırlık odaklı dumbbell'larla, barlarla çalışırsam bu sefer de çok fazla kas büyümesi olur. Kas büyümesi de bizim istediğimiz bir şey değil. Okey, hipertrofi çok mantıklı bir çözüm. Hipertrofiye uğratıp kası bölgesel büyümek de bir mantık. Ama hem oyunculuk hem modellikten dolayı bir şekilde çok fazla büyümek benim işime yaramıyor. O yüzden daha çok fit kalmak aslında herkesin istediği bir şey. Daha az yağ oranına sahip olup kaslı bir görüntü. Aslında kolay bir şey değil. Günde 3 saat idman yapmama rağmen hala benim bile beslenme alışkanlığım, su içme düzenim bunlarda çok önemli rol oynuyor. Fakat dediğim gibi hani stretching'i bile insanlar çok fazla yapmadıkları için büyük sıkıntılar olabiliyor. Yani beklenti çok. Nasıl beklenti çok? Daha az yağ, daha çok kas. Hep bunu istiyorlar. Ama bununla alakalı idmana gelip yarım saat 45 dakikada hızlı bir idman yapıp ve gün içinde yediklerine bireyler dikkat etmiyorlar. Ondan sonra yağ oranım 6 olsun, 7 olsun, 8 olsun. Yani çok çok zor bir şey yani. Konuşmamız için de bir yandan bütün bölgeleri aslında ısıttım. Fasciamızı açtık. O yüzden foam roller'la işimiz kalmadı. Bundan sonraki süreç biraz statik stretch yapacağım. Bir 8-10 saniye aralığında olacak. İdman öncesi çok fazla statik stretch yapılmaz. Çünkü kası aktif etmiyor. Aksine kasın boyunu uzatıyor. O yüzden kasın boyun uzaması bizim çok istediğimiz bir şey değil. 8-10 saniye sadece belli başlı temel hareketleri yapıp sonra dinamik olarak ısınmaya geçeceğim. Dinamik stretching'de nabız bir tık artar. Artması da aslında istediğimiz bir durum. Çünkü idmana daha hızlı ve kaliteli hazırlanmış oluyoruz bu sayede. Bu arada kıyafetlerle ilgili de çok soru almıştım. Ayakkabı seçiminden işte Titan'a, Ford'a giydiğim kıyafetlerle alakalı. Aslında birçok markanın ürününü kullandım. Yani denedim. Ama en çok ilgimi çeken ya da performans aldığım ya da hoşuma giden Nike oldu açıkçası. Çünkü Nike'ın ürünleri hem kumaş kalitesi olarak hem de baktığınızda bir şekilde performans olarak beni daha çok etkiledi. Esnekliği çok daha iyi. Ben tercihimi Nike'tan yana kullanmaya karar verdim. Çünkü Nike daha çok memnun etti beni, öyle söyleyebilirim. Stretching'de hep 8-10 saniye aralığında statik olarak yapıyorum. Çok fazla uzun kalmıyorum. Çünkü uzun kalırsam kasın boyu uzamaya başlar. Kasın boyu uzarsa da idmanda istediğimiz performansa ulaşamayız. %30'lara yakın, yani %20-%30'luk bir performans düşüklüğü olur. O yüzden birazdan aktif stretching'e geçeceğim. Ama salonu boş yakalamışken biraz daha statik stretch yapmaya devam edeceğim. Bu arada tekrar hani kendi adıma yaptıklarımdan bahsedeyim. Benim için önemli olan sakatlanmamak. Çünkü çok fazla ağırlığın altına girmek, çok daha kaslı durmak benim yaptığım işten dolayı benim çok işime yarayan bir durum değil. VO2max seviyesi çok önemli. VO2max'ten kasıtım nedir? Oksijen kapasitem. Vücudumun oksijen borçlanması mı var yoksa oksijen kapasitem yeterli mi? Bunları biliyor olmam lazım. Yani vücudunuzu tanıyor olmanız lazım. Eğer vücudunuzu tanımıyorsanız istediğiniz diyeti uygulayın, istediğiniz idman şeklini yapın. Bir şekilde en iyi performansınıza ulaşamazsınız. Çünkü her bünye farklıdır.
her diyet, her idman bir başkasında gösterdiği reaksiyonu sizde de göstermesini beklemeyin. Bunların hepsi farklı farklı modüllerdir. Yani bazı klasik şeyler var. Ketojen diyet, paleo diyeti ya da interfasting var. Yani 16'ya 8 saat. Ama bunlar göreceli şeyler. Yani sizin için en iyi olanı bulmanız için öncelikle doğru soruların cevabını kendinizin biliyor olması lazım. Yani ne sıklıkla uyuduğunuz, günde kaç saat idman yaptığınız, hangi idman şeklini seçtiğiniz, haftada kaç saat idman yaptığınız, idmanlar periyodik olarak değişiyor mu? Yani uzun süre aynı idmanı mı yapıyorsunuz haftalarca? Bunlar da çok önemli. Isınma kısmının sonlarına geldim. Static stretching'in son aşamasındayım. Daha da yapmayacağım çünkü burada önemli olan uyarmaktı vücudu. Evet, idmanımız bitti. Size kesit kesit neler yaptığımı göstermeye çalıştım elimden geldiği kadar. Şu an Pilates Reformer odasındayız çünkü salonun en sessiz yeri burası. Bir de biraz daha stretching yapacağım burada. Yukarıda çünkü çalışanlar var, onları da rahatsız etmemek adına. Sizden gelen soruları elimden geldiği kadar cevaplamaya çalıştım. Nasıl idman yaptığımla alakalı, nelere dikkat ettiğimle alakalı, yaptığım hareketlerin ne olduğunu bana sormuştunuz. O yüzden bu videoyu sizlerle paylaşıyorum ki sorularınız cevap bulsun diye. Ben yine bir baştan özet geçeyim size. Şimdi şöyle, ilk geldiğimde bir yarım saat 45 dakika static stretching, dynamic stretching ve active stretching yapıyorum. Bu üçünü birleştirdikten sonra güç idmanına geçiyorum. Güç idmanındaki 15-20 dakikalık bir performans idmanından sonra tekrardan cool down, yani soğuma kısmını yapıyorum ve idmanı sonlandırıyorum. Genel olarak haftanın 2-3 günü bu şekilde idman yapıyorum. Diğer kalan 2-3 günde sabah erken saatlerde 7-8, bazen değişiyor 9 gibi de sahilde açık havada atletizm yapıyorum. Hızlı, daha hızlı, flülerim daha uzağa açılsın diye, daha hızlı koşabilmek ve daha hızlı bir reaksiyon için, ayak flülerimin daha fazla açılması için sabahlara atletizm idmanları koyuyorum kendime. Çünkü sadece işin fitness kısmı, crossfit kısmı ya da işte şu an bulunduğumuz gibi pilates reformer kısmı aslında yeterli olmuyor. Hepsini birleştirmek, güzel bir harman oluşturmak gerekiyor. Bu yüzden elimden geldiği kadar birçok idman şeklini birleştirmeye çalışıyorum. Birçok branşın püf noktalarını alıp onları kendime güzelce harmanlayıp idmanlarımı ona göre şekillendiriyorum. Çünkü herkesin istediği çok daha iyi görünmek, daha az yağ oranı, daha fazla kas kütlesi. Aslında unutulan şey yapılan idmanın kalitesi, ne yediğiniz, saat kaçta uyuduğunuz, bunlar çok önemli detaylar. Ama benim size nacizane tavsiyem, yapmanız gereken tek şey düzenli olmak, bir plan oluşturmak, o plana bağlı kalmak, güzel bir programın içinde günlük yaşantınıza devam ederken hayatınızdan 1 saat, belki 1,5 saat ayırmanız yeterli olacaktır. Benim gibi 3'er saatten 2 idman yapmanıza gerek yok çünkü şu anki durumda 5 haftalık bir periyodum var. O yüzden ben biraz daha işi abarttım çünkü işimi riske atamam, öyle söyleyeyim size. Bu vlogda sizlerle nasıl idman yaptığımla alakalı, sizin ne tarz idmanlar seçebileceğiniz ya da herkesin yaptığı idmanın aslında çok farklı olduğunu, kişinin kendini bilmesi gerektiğiyle ilgili sizlere elimden geldiği kadar bilgi vermeye çalıştım. Umarım her zamanki gibi videoyu beğenirsiniz. Bundan sonraki çekeceğim videolara sizin de öncülük etmenizi çok isterim. Bu yüzden videoların altında yorum olarak benden çekmemi istediğiniz şeyleri de yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı zaten unutuyorsunuz. Unutmaya devam edin. Şaka yapıyorum. Kanalıma abone olmak isteyen Be Motivated Be Yourself sayfamdan beni takip edebilir ve abone olabilir. Kendinize çok iyi bakın. Ben biraz daha birkaç hareket daha yapacağım. Biraz daha stretching yapacağım. Çünkü idman bitti ama yine de biraz daha esnetme yapmam gerekiyor. Sakatlık olmasın diye, yarın öbür gün hastanelik olmayalım diye. Kendinize çok iyi bakın. Uyku düzeninize, yemek alışkanlığınıza, idman periyotlamanıza ve en önemlisi bol su tüketmeye dikkat edin. Çünkü su içmediğiniz sürece cildiniz, iç organlarınız, kemikleriniz, aklınıza gelebilecek her yerinizde sıkıntı çıkacak yaş ilerledikçe. O yüzden günde 3 litre, 4 litre içebildiğiniz kadar su için. Kendinize çok iyi bakın. Ben son birkaç hareket daha yapıyorum.